Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıflar için 1. dönem 2. İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Eğer yazılı sınavınıza daha iyi hazırlanmak istiyorsanız, alıştırmalar, testler, denemeler çözmek, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla pekiştirmek istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. 1. ve 2. üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır fill in the blanks according to the invitation card. Davet kartına göre boşlukları doldurun. Davet kartını okuyalım. Engin Pınar'a yazıyor. Biz 29 Aralık Cumartesi günü bir doğum günü partisi organize ediyoruz. O saat 6'da bizim evimizde. Umarım gelirsin. Sevgilerle Engin. Davet kartı bu şekilde. Şimdi istenilen bilgilere bakalım. Sender, gönderici. Receiver, alıcı. Event, olay. Date, tarih. Place, yer demektir. Davet kartını inceleyerek boşlukları bulalım. Sender, gönderici her zaman davet kartının en altında yer alır. Buradaki gönderici Engin'dir. Receiver, alıcı demektir. Alıcı her zaman davet kartının üstünde yer alır. Alıcı Pınar'dır. Event, olay demektir. Yapılan aktivite olay, birthday party, doğum günü partisidir. Bunun yapıldığı tarih ise cumartesi günü 29 Aralık'tır. Place ise yapıldığı yerdir. Yapıldığı yer Engin's house. Engin House, Engin'in evidir. Sıradaki soru geliyor. Circle the correct option. Doğru seçeneği yuvarlak için alın. Birinci soru. I prefer dogs to then cat. Prefer tercih etmek demektir. Prefer kalıbı to ile kullanılır. Ben köpekleri kedilere tercih ederim. İkinci soru. Brett ve Jane trenleri sevmiyor. Onlar uçakla gitmeyi tercih ediyorlar. Prefer yapısından sonra fiil ayıncı ekiyle kullanılır. Üçüncü soru. Üçüncü soru. O olağanüstü filmleri izlemeyi, romantik filmleri izlemeyi tercih ediyor. Prefer, tercih etmek anlamına gelen kelime, he, she ve it özelerinde s takısıyla kullanılır. Dördüncü soru. Ben kahve içmeyi, tatlı yemeyi tercih ediyorum. Prefer ile birlikte kullanılan fiil ayıncı eki alır demiştik. Diğer tarafta da ing ile kullanılması gerekir. Yani eating doğru cevaptır. Beşinci soru. Rick, rock müzik dinlemeyi tercih eder. Müzik dinlenilir. Bu yüzden doğru cevap listening ifadesidir. In the kitchen, mutfakta. Üçüncü ile ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Match the words with the pictures. Verilen kelimeleri resimlerle eşleştirin. Önce kelimelere bakalım. Baking tray fırın tepsisi. Saucepan tencere. Grater rende. Strainer süzgeç. Knead yoğurmak. Mash püre yapmak. Dice küp küp doğramak. Peel soymak. Spread sürmek. Slice dilimlemek. Fry yağda kızartmak. Grill ızgara yapmak. Pour. Dökmek. Crack. Kırmak. Whisk. Çırparak köpürtmek. Bunları şimdi uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde fırın tepsisi vardır. Baking tray. İkinci resimde bir şey yoğuruyor. Knead. Üçüncü resimde küp küp kesiyor. Dice. Dördüncü resimde dilimliyor. Slice. Beşinci resimde çırparak köpürtüyor. Whisk. Altıncı resimde ızgara yapıyor. Grill. Yedinci resimde tencere vardır. Tencere sos pen. Şimdi aşağıdaki resimlere bakalım. Bir şey püre yapmak mash. Sürmek spread. Kızartmak fry. Süzgeç strainer. Rende grader. Kırmak crack. Bir şey soymak peel. Ve son olarak bir şey dökmek pour. Sıradaki soru geliyor. Fill in the table tabloyu doldurun. Tabloda üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Birincisine bakalım. Ingredients, malzemeler. Cooking process, pişirme süreçleri. Thing in the kitchen, mutfaktaki şeyler, aletler. Yandaki kelimeleri bu üç bölümlere ayıralım. Birinci bölüme bakalım. Verilen malzemeler şunlardır. Onion, soğan. Garlic, sarımsak. Tomato, domates, flour, un, sugar, şeker, meat, et. İkinci kısma bakalım. Pişirme süreçleriyle ilgili verilen kelimeler şunlardır. Mash, püre yapmak. Roast, fırında kızartmak. Bake, fırında pişirmek. Melt, eritmek. Squeeze, sıkmak. Üçüncü bölümü dolduralım. Knife, bıçak. Plate, tabak. Grater, rende. Spoon, kaşık. Bowl, kase. Bir sonraki soruya bakalım. Put the sentences into correct order. Verilen cümleleri doğru bir şekilde sıralayın. Pankek tarifi bulunmaktadır. Bu adımları biz doğru bir şekilde sıralayacağız. Bir tarife başlarken önce first ile başlarız. Çünkü ilk birinci anlamına gelir. Yumurtayı, şekeri, unu ve sütü bir blender'a koy. Bundan sonra gelecek olan adım then ile başlayanıdır. Daha sonra blender'da bir dakika boyunca bunları karıştır. Bundan sonra gelecek olan adım next'tir. Karışımın bir bölü dördünü tavaya dök. Ardından gelecek olan adım ise after that adımıdır. Daha sonra kızarana kadar pişir ve onu ters çevir. Ve en son adım ise final ile başlar. Pankekini balla servis et. On the phone, telefonda. Dördüncü ünite ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Complete the form conversation with the phrases in the box. Telefon konuşmasını yan tarafta verilen ifadelerle doldurun. Sekreter ve Mr. Brown konuşuyor. Sekreter, günaydın dedikten sonra şirketin adını söylüyor. Daha sonra, A harfindeki ifadeyi söylemelidir. Size nasıl yardımcı olabilirim? Mr. Brown ise merhaba ben Henry Brown dedikten sonra bir şey söylüyor. Buraya gelecek olan ifadeyi bir sonraki cümleden de anlayabiliriz. Çünkü sekreter diyor ki sizi bağlıyorum demek ki birisiyle konuşmak istiyor. Yani buraya gelecek olan ifade D harfindedir. Beni Mr. Ronald'a bağlar mısın lütfen diyor. Sekreter ise bağlıyorum dedikten sonra Hold on, bekleyin lütfen diyecek. Telefon üç kere çalıyor ve cevap gelmiyor. Ardından sekreter B harfindeki ifadeyi söyler. O şu an müsait değil. Mesajınızı alabilir miyim? Daha sonra Mr. Brown bir mesaj söyler. Bu da C harfindedir. Ona Henry'nin aradığını söyler misin lütfen? Daha sonra sekreter tabii ki deyip telefon numarasını ister. Mr. Brown ise o benim telefon numarama sahip der. Yani telefon numaram onda var. Sekreter teşekkür eder ve hoşçakal der. Sonraki soruya bakalım. Put the dialogue in order. Verilen diyaloğu sıralayın. Birincisi zaten verilmiş. Sekreter konuşuyor. Bu Mrs. John'un ofisi. Nasıl yardımcı olabilirim? Bundan sonra gelecek olan ifade ikinci cümlededir. Merhaba. Ben Mrs. John'la konuşabilir miyim? Onun arkadaşıyım. Bundan sonraki cümle ise en baştadır. Sekreter üzgünüm. O şu an müsait değil. Mesaj bırakmak ister misiniz diye sorar. Karşıdaki kişinin mesaj bırakması gerekiyor. Gelecek olan ifade. Alttan üçüncü ifadedir. Evet isterim. Ona en kısa sürede beni tekrar araması gerektiğini söyler misin lütfen diyor. Ben Umut Aras. Sonraki ifadede sekreter. Tabii ki Umut Bey diyor. Ardından teşekkür ediyor. Sonraki soruya bakalım. Match the words with their synonyms. Verilen kelimeleri eş anlamlarıyla eşleştirin. Birinci kelime engaged. Bunun eş anlamlısı e harfindedir. Meşgul demektir. İkinci kelime hold on. Bunun eş anlamlısı g harfindedir. Wait. Beklemek demektir. Üçüncü kelime polite. Bunun eş anlamlısı a harfindedir. Kind. Kibar demektir. Dördüncü kelime repeat. Bunun eş anlamlısı C harfindedir. Say gain, Tekrar söyle. Beşinci kelime pick up. Bunun eş anlamlısı. B harfindedir. Answer. Cevap vermek. Altıncı kelime keep in touch. Bunun eş anlamlısı. D harfindedir. Communication. İletişimde kalmak. Yedi. Memo. Bunun eş anlamlısı. F harfindedir. Kısa not. Put the sentences in order. Verilen cümleleri sıralayın. Az önce çözdüğümüz soruya benzer bir soru daha çözelim. Bir telefon konuşması var ve bunu sıralayacağız. Sekreter başlıyor. Bu Mr. Daniel'in ofisi. Nasıl yardımcı olabilirim? Daha sonra karşıdaki kişi ikinci cümleyi söyler. Ben Daniel'le konuşabilir miyim? Onun arkadaşıyım. Sekreter ise en üstteki cümleyi söyler. Üzgünüm, şu an dışarıda. Mesaj bırakmak ister misiniz? Daha sonra Osman, harika olur. En kısa sürede beni araması gerektiğini söyler misin? Ben Osman Eser der. Daha sonra sekreter ise soy isminiz nasıl heceleniyor diye sorar. Osman soy ismi heceler. The Internet İnternet, 5. ünite ile ilgili karşımıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Match the words with the pictures. Verilen kelimeleri resimlerle eşleştirin. Önce kelimelere bakalım. Login, bir hesaba giriş yapma. Comment, yorum yapmak connection bağlantı log off bir hesaptan çıkış yapmak screen ekran download indirmek confirm onaylamak attach ek olarak dosya delete silmek reply cevap vermek upload yüklemek bunları şimdi aşağıdaki resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde onaylıyor. Buraya gelecek olan ifade Confirm ifadesidir. İkinci resimde ek olarak dosya var. Attach ifadesidir. Üçüncü resimde silmek, delete demektir. Dördüncü resimde yüklemek vardır. Yüklemek, upload demektir. Beşinci resim cevap vermek anlamına gelir. Reply. Şimdi aşağıdaki resimlere bakalım. Bağlantı, connection. Bir hesaba giriş yapmak, login. Yorum yapmak, comment bir şey indirmek, download ve son olarak bir hesaptan çıkış yapmak, log off. Sıradaki soru geliyor. Match the phrases with the pictures. Verilen ifadeleri resimlerle eşleştirin. Önce ifadelere bakalım. A. Talk face to face, yüz yüze konuşma. B. Messenger bird, haberci kuş. C. Use social network site, sosyal medya ağlarını kullanma. D. Send an email, e-mail yollama. E, hang up the phone, telefonu kapatmak. F, pick up the phone, telefonu açmak. G, smoke signal, dumanlı haberleşme. H, printing machine, baskı makinesi. I, make a phone call, arama yapmak. J, text a message, mesaj yazma. Bunları şimdi resimlerle eşleştirelim. Birincisinde telefon araması yapıyor. Buraya gelecek olan ifade I harfindedir. İkincisinde mesaj yazıyor. Gelecek olan ifade J harfindedir. 3'te dumanlı haberleşme vardır. Gelecek olan ifade G harfindedir. Telefonu açmak P harfindeki ifadedir. Sosyal ağlar C harfindeki ifadededir. Haberçi kuş B harfindedir. Yedinci resme gelecek olan ifade A'dadır. Ve son resme gelecek olan ifade ise E harfindedir. Bir sonraki soruya bakalım. Fill in the blanks with the correct word. Verilen boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz. Log out, bir hesaptan çıkış yapmak. Pay the bills, faturaları ödemek. Search for information, bilgi için araştırmak. Search engine, arama motoru. Upload, bir şeyi yüklemek. Bunları şimdi uygun boşluklara yerleştirelim. Birinci boşlukta diyor ki, bence en iyisi Google'dır. Çünkü aradığın her şeyi bulabilirsin. Google bir arama motorudur. Buraya gelecek olan ifade D harfindedir. İkinci soru. Ben interneti şunun için kullanmıyorum. Sadece oyun oynuyorum ve arkadaşlarımla chat yapıyorum. İnterneti demek ki bir şeyler araştırmak için kullanmıyor. Buraya gelecek olan ifade C harfindedir. Üçüncü soru. E-mail gönderdikten sonra şöyle yapmalısın. Çünkü başkası kullanabilir. Hesaptan çıkış yapmalı. Buraya gelecek olan ifade A'dadır. Dördüncü soru. Bildiğin gibi ben işimi kaybettim ve şu an faturaları ödeme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Gelecek olan ifade B harfindedir. Çünkü işini kaybettiğinden dolayı maddi olarak bir sıkıntı yaşamalı. Beşinci soru. Benim Instagram hesabım var ama ben ona fotoğraflarımı yüklemiyorum diyecek. Gelecek olan ifade upload ifadesidir. Yani E harfindeki ifadedir. Sıradaki soru geliyor. Match the questions with answers. Verilen soruları cevaplarıyla eşleştirin. Birinci soru. How do you usually cook fish? Balığı genellikle nasıl pişirirsin? Buraya gelecek olan ifade E harfindedir. Ben onu kızartırım. İkinci soru. What kind of music do you like listening to? Ne tür müzikler dinlemeyi seversin? Gelecek olan ifade D harfindedir. Üçüncü soru. Where is spaghetti popular? Spagetti nerede ünlüdür? Bir yer ismi bildirmeliyiz. Gelecek olan ifade F harfindedir. Dördüncü soru. How do you go to school? Okula nasıl gidiyorsun? Bunun cevabı G harfindedir. Beşinci soru. Which dish would you like to try? Hangi yemeği denemek istersin? Bunun cevabı B harfindedir. Çünkü bir yemek ismi bildirmeliyiz. Burada da mantı denilmiştir. How often do you go out? Sen ne sıklıkla dışarıya gidiyorsun? Bunun cevabında bir sıklık zarfı olmalıdır. Cevap H e harfindedir. Nadiren, hemen hemen hiç gibi anlamlara gelir. Yedinci soru. Would you like to come over tomorrow? Yarın uğramak ister misin? Bunun cevabı A harfindedir. Kulağa harika geliyor. Seksinci soru. What's your favorite day? Senin en sevdiğin gün hangisidir? Doğru cevap C harfindedir. Of course Sunday. Tabii ki pazar günü test zamanı. Öğrendiklerimizi test edelim.